Ama anne, güveçler bunlar mı? He kızım, bunlar. Heh. Ben bunları götüren paklıyam. Yarın sabah da erkenden kalkan güvece başlayayım. Tamam anneanne, şöyle ver yavrum. Dikkat et. Oh. Aldım. Kolay gelsin babaanne. Tamam, kolay gelsin. Ben şöyle Bardigül'ün yanına oturayım. Ne yaptınız? Sorma ya. Aynı kere aynı işte. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı kardeşim? Yani abi barıştırsak aslında güzel olacak ama işte olmuyor. Ya ne yapacağım? Oo, harika vallahi ya. Hayırlı geçirin. Çay mı? Ben de kendime şöyle bol kaymaklı süt yapam dedim. Çekirdeksiz besinlere bayılıyorum. Eskiden neydi öyle? Zeytin, metin. Uy, iyi ki dalın. Şakir, sen de dal oldun. İyice kökünü unuttun be oğlum. Tamam. Gel bakalım oğlum, otur şöyle. Allah! Hadi bakalım. Dedem hem gecemizi hem de soframızı şenlendirecek anlaşılan. Bunlar 20 yıl kadar önceydi. Fırıncıların hayrıyla oğlu İzzet küsüşmüşlerdi. Sebep? Öyle buğday çekirdeğini doldurmayacak bir şeyi. Yağmurda un çuvalını koyduydun, koymadıydın diye dalaşmışlar. Ağızlarından da kötü laflar çıkınca oğlanın kalbi kırılmış. Gönül koymuş babasına. Daha o zamanlar da yaşı 17 falandı. Basıp gittiydi köyden. Anası Melike Hanım dövünüp durur. Oğlum gitti, nereye gitti? Oraya soruyor yok, buraya soruyor yok. Kocasına bakar, kocası işinde gücünde, oğlunu sorduğu yok. Öyle böyle derken 4 yıl geçer. Nereye kaybolmuş ki böyle? Fırıncıların ayrı da bir gün bakmış, anası hala öyle hasretle oğlanın gömleklerini koklayıp durur. Çıkarmış cebinden bir adres yanaşmış. Git buraya da oğlunu gör demiş. Dünyalı Melike Hanım'ın olmuş. Ana sonuçta. Oğlu burnunda dütüp duruyor. O giderken fırıncari bir iki kelam daha etmiş ona. Annesi kulağından tutup getirmiştir herhalde. Yok kızım, pek öyle olmamış. Neyse, Melike Hanım kalkmış gitmiş o adrese. Adreste bu Saburhane Mahallesi'nde bir fırın. Oğlunu görmüş. Aradan geçen 4 yılda da oğlan kalıplanmış, olmuş babası gibi. Her iki omuzuna da birer çuval sallayıp duruyor. Neyse sarılmışlar, koklaşmışlar, konuşmuşlar. Oğlan sormuş, anam abim nasıl, abam nasıl, konu komşu nasıl? Giderken doğan buzağı bile sormuş da babasını bir kere bile sormamış. Melike Hanım buna içerlemiş tabii. Sonra dönmüş, o katı yürekli adam ne diyor? Hala aksi mi demiş? Melike Hanım buna da bir şey diyememiş. Oğlum, kalk gidelim evimize demiş. Yok ana demiş, benim işim var, gücüm var, halim vaktim yerinde. Bana karışma. Ben beni bir kere bile arayıp sormayan bir babayla aynı evde yaşamam demiş. Allah Allah. Ya dede, Hayri amca da İzzet'i öyle kurtlar sofrasına mı atıyor yani? Hiç. Ya Melike Hanım da bakmış, oğlan kararlı eve dönmeyecek. Sarılmışlar. Vedalaşırlarken de yanına çekmiş İzzet'i. Oğlum bak baban dedi ki, o eski çalıştığı fırına dönsün. Bu çalıştığı fırının sahibi onu pek tutmuyor. Arkasından da konuşuyor demiş. Aa, bak sen. Ya, İzzet de böyle şaşmış kalmış işte. Neyse, Melike Hanım eve döndükten sonra kocasına sitem etmiş. Madem sen biliyordun oğlan neredeydi, ne ediyordu, için rahattı, bana niye bir şey demedin diye. O aksi gibi görünen Hayri boğazındaki yumruğu yutmamış. Gözünden de iki damla yaş gelmiş. O benim canımdır hanım, canım demiş. Ben onu evden ayrıldığı ilk günden beri takip ediyorum.
Sen akşamları ben geç gelince beni kahveden geldin sanıyorsun ama ben oğlum nerede diyor, nerede yatıp kalkıyor, ne yiyip ne içiyor diye onu kolluyor. Benim de gönlüm kırıktı ama o tek başına hayata tutunsun diye sabretti bugüne kadar demiş. Sarılmışlar, alışmışlar. Sonra kapı çalmış. Gidip kapıyı açmışlar ki. Kapıda fırıncı ustası İzzet. Elinde de kocaman bir basta. Gelmiş bu basanın elini öpmüş. Sarılmışlar, barışmışlar. Vay be. Boşuna dememişler ha. Babalar çınar gibidir. Meyve vermese bile gölgesi yeter diye. He oğlum. Babalar evlatlarına kızar. Bağırır, çağırır ama bu hep evlatların iyiliği içindir. Bunu ancak baba olduğunuz zaman anlayacaksınız. Hadi bakalım. Geç oldu, ben gidelim gari. Hayırlı geceler. Hadi hayırlı geceler olsun. Hadi haberleşiriz, şey yaparız. Başladı. O kocaman pasta dedi ya. Oradan sonrası yok bende. Bende yok orası, kayıp. Vallahi pasta olsa ne iyi olur de, yatmadan yedik 150'ni. Ya Şakir, gözünü seveyim, bırak pastayı masta. Ya sulandırma muhabbeti. Şakir, kardeşim benim. Bak yanlış yapıyorsun. Oğlum babaya yüz çevirmek nedir ya? Konuş babanla. Konuş, dinle sen beni. Şakir, annenin babanın kıymetini bil. Hadi bakalım, biz müsaade isteyelim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Haberleşiriz ya. Şakir, babandan özür dilemelisin. Bence bir özür hak ediyor. Tamam be bebetoğlu. Tamam yaparız, ayarlarız bir şeyler. Tamam tamam, hadi büyüklük bendik az. Tamam ayarlarız bir şeyler. Gerçekten mi Şakir ya? Kız bak şimdi ya. İyice süt dökmüş kediye döndürdün beni. Azıcık böyle eline koluna hakim. Vallahi böyle olmaz. Biraz dikkat et yeğenim. Yani kaslarını kullanmayı öğren ya. Ya bu kadar sporu, cimnastiği sen ne için yaptın? He? Yolda öyle boş boş yürüyeyim diye mi? Hepsi üstüme süt dökeyim diye mi yaptın? Yapma bunları, dikkat et bunlara ya. Barışacağım mı oğlum? Tamam, hadi yerleşeceğiz. Şakir.